Sen beni niye uyutmuyorsun? Niye vıyık vıyık ediyorsun sen? Anam benimle oyna diye Allah'ım ya Rabbim. Kız uyuyacağım ha, az uyuyacağım ha. Mia, yapma bunu. Gene delirdin sen. Ağlıyor ya benimle oyna diye. Sen niye ağlıyorsun sürekli ya? Kızım niye ağlıyorsun? Sen gündüz uyurken iyiydi ya. Ben gece uyumayacak mıyım? Hı? Uyumayacak mıyım kızım? He Mia? Mia? Bak, bak oyna diye benim dediği ya. Ha, gel. Gel. Günaydın canlarım, günaydın. Hayırlı mutlu sabahlar ve günleriniz olsun. Bugün bayağı bir güneş, gene yazdan kalma bir güneş. Bu arada ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ay, boğazım gıcık yandı ya, bir su içeyim. Boğazım gıcık yandı. Çayımı koydum. Batu ablasında. Eniştesi İstanbul'a gitmiş. Dün akşam ablasıyla birlikte işte ablasının yanına gitti. Bu akşam ve canlarım sirkemden hemen içeyim. Kendi yaptığım sirkemden. Kendi içmem için yaptım zaten bunu. Yeterli. Bayağı bir sirke. Hem de keskin sirke. Keskin sirke küpüne zarar derlerdi önceden, biliyor musunuz? Evet, şimdi canlarım ben ne yapacağım? Eskiden yapardık hani, bilirsiniz değil mi? Soğan, yumurtalı soğan. Bir tane kırık yumurtam kalmış. Çarşıya çıkacağım. Bir tane kırık yumurtam kalmış. Ben de ne yapacağım? Soğan soteleyeceğim. Ama maydanoz falan. Bunu bir şey gibi yapacağım böyle. Hem ödem söktürücü gibi. Hem kür gibi bir şey. Soteleyeceğim ve gene kendi yaptığım bir tane şurada domatesim var, koyacağım. Bir tane şey, 2-3 tane daha bundan koyacağım, biber. Bu şekilde yumurtalı yapacağım bunu. Tabii bolca da maydanoz koyacağım. Yanında da kıvırcık salatası. Zeytinyağı da. Şimdi diğer yağdan koymayacağım. Zeytinyağı tam bir organik türü olsun. Tam bir şey türü olsun yani. Diyetlik türü. Zaten o işe de başlayacağım. Diyet işine. Diyet işine gideceğim. Kendimle yapmam gereken çok şeylerim var. İnsan canlarım kendini sevdikten sonra, bakın, bakımın gerçekten yaşı yok. Kadın her yaşta güzeldir. Her yaşta. Hepiniz. İster açık ister kapalı olun. Ama ben biraz da tabii ki içime kapanmıştım. Yani ya doğrusu sanki işim gücüm sadece bir iş. Ekmek parası kazanmak. Bir de annelikte kayboluyorsun. Ama bunun yanı sıra bir de kendin var. Bir de kendine bakmalısın. Ben bunu öğrendim. Bunu düşündüm. Dedim ben kendime bakmalıyım ne olursa olsun. Çünkü hayat devam ediyor. Ben kendime baktığım zaman o pozitif enerjim benim bütün günüme yansıyacak. Yani beni motive edeceğim kendimi. Bütün günüme yansıyacak. Ben bu sefer ne olacağım?
hep mutlu olacağım yani. Mutlu olmayan kişiler, o camı da bir kapatayım kız. Camı da bir kapatayım gelin. Canlarım, kendiyle barışık olmayan ve mutlu olmayan kişiler etrafını da mutlu, mutsuz, huzursuz eder. O yüzden insan önce kendiyle barışık olmalı. Önce kendi mutlu olmalı. Nasıl mutlu olmuşsa öyle olmalı. Tabii ki kimseye ben bunu tavsiye etmiyorum. Saygı duyuyorum. Kapanan da saygı duyuyorum. Açılana da. Hepsine saygı duyuyorum. Ama ne olursa olsun yani kapalıysan da açıksan da kendine bakımı unutmayacaksın. Ben de varım diyeceksin. Yani kendini unutmayacaksın. Kendini seveceksin. Bakım kendini sevmekten geçer. Ve etrafına mutluluk saçarsın, kendine de. Pozitif enerji olur. Her şey pozitif enerjiye dönüşür. O yüzden artık kendimle başlıyorum. Allah'ıma bir şükür. Çoluğumda sıkıntı yok. Hepsi iyiler. Biraz da ben kendime bakayım. Onları büyüttüm, yetiştirdim. Biraz da ben kendime bakayım. Ve ayrıyeten de tabii ki kendime dedim ya, çok işim var. Dişlerimde, dişlerime gideceğim. Şimdi dişim ağrıyor. Sonra diş yapılacak. Ondan sonra pazartesi günü randevu alındı. Topluluğumda da yazdım onu. Meleğin kuaförü. Benim de kuaförümdü tabii ki. Yani ikimizin de kuaförüydü. Ben sanatçılık yaparken hep ona giderdi. Fiyat Bay diye Giresun'da bir kuaför. Ona gideceğim. Pazartesi sabitle alındı şeyim. Randevum alındı. Allah'ın izniyle saçlarıma bakımımı yaptıracağım. Ondan sonra da hem bakım yapılacak, hem kesim yapılacak, hem de röntgen yapılacak. Bakın, kesim röntgen. Uçlarındaki zaten zayıfları hep alacak. Ve inşallah şu kan tahlilini yaptırıp diyetisyene de gidersem daha güzel olacak. Çünkü ben kendi başıma beceremiyorum. İrademe yemek konusunda hakim değilim. Bunu açık açık söyleyeyim yani. Şimdi diyetisyen elime bir kağıt verdiğinde ona görevime uyma şeyim çok yüksek. Yani bir görev aldıysam onu başarıyla yerine getirmekte çok yetenekliyim. Gene pat pat başladı bu. Evet, uçak moduna aldım onu. Demek istediğim canlarım, saçımdan, başımdan, kilomdan düşmanlar çatlasın. Çatır çatır çatlasınlar. Çatır çatır çatlasınlar. Az da biber, bu acı biberden koyacağım. Topluluğuma da yazdım zaten. Sizlere söyledim. Kızım sana söyleyeyim, gelinim sen işit yaptı. Çünkü onlar oraya gelecekti. Ben onları engelleyecektim. Zaten engellediklerim çok oldu. Çünkü laf sokmaya geleceklerdi. İşini tutamazlardı. Ben de en güzel temizci bu işte. Kafana sıkıştır onu, çağır. Ondan sonra da engelli gönder. Çünkü saygı duymuyorlar, saygı. Saygı çok önemli. İnsanlar birbirini sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Herkesin kararı kendinedir. Herkesin hayatı kendine. Saygı duymak, saygı çok önemli. Mesela dün akşam şarkı söylerken, geçen akşam. Bu gelince sonra size geçen akşam hocam. Bunu çekerken dün akşam oluyor. Bugün günlerden cumartesi.
Şimdi anladım. Ulan sesim titredi. Şey yapamadım da size izah ettim orada. Arkadaş onun altına doğru hemen neler yazdılar. Arkadaş. İnsan hüzünlü olamaz mı? İnsan bir şeyleri kendine dert edemez mi? Kim bilir belki benim içimde ne derdim var, kim biliyor? Sadece bir dert onların derdi değil ki. Benim içimdekileri kim biliyor? Kimse kimsenin içindekileri biliyor mu? O an aklına geliyor, o an yaşıyorsun. Üzülüp ağlıyorsun. Biraz da maydanoz getireyim şu an. İnsanlarımız böyle, ne diyelim? Bu sabah okudum. Dün sabahki yorumu yani bu sabah okudum. Bir tane şey, hatiplerinden biri demiş ki, Esra abla, senin şeyin niye bu kadar düştü? İzlenmem. Ben de oraya yazdım ki, yani şunu demek istedim aslında. Şalgamı sıkından seyreğe iyidir. Bizde böyle bir söz var Giresun'da. Yani bana düşmanlık yapıp da yazdım ona. Kalabalık olacağız ya. Az olalım, öz olalım. Biz olalım. Biz biziz. Biz beraber gidiyoruz canlarımla, dostlarımla. Yani ben de zaten görmek istemiyorum ki. Ne yorumda görmek istiyorum, ne şeyde. Ha, beni izlerler, izlemezler bilemez. Ben onu göremem. Ben hem şimdi de dün yorum şeyleri, aboneleri gördüm diyorum ya. 28 günlük gelen aboneleri görebiliyorum. Gerisi o kadar aboneyi görme şansı, liste tutma şansı yok tabii YouTube'a. 28 günde gelenleri birkaç kişiyi gördüm. Yani 28 günde gelenleri kaç gün kişi geliyorsa mesela 30 kişi geliyor 28 günde. Bizim şeyimiz 28 günde. Parası da 28 günlük olarak hesaplanıyor. Evet. Canlarım şimdi bakın. Gelin benimle. Şimdi canlarım. Bu yenmez de ne olur? Şöyle. Hemen oluyor zaten. Bir tane şey düştü. Hemen aldım. Elim zaten temiz. Şöyle de yapıyorum. Benim abim ne yapardı biliyor musun? Abim annemler, ben de severim onu. Şu bildiğimiz yufka, açtığımız yufka var ya, kuru yufka. Sadece soğanı, maydanoz, soğan, yağ ile kavrulur. Bunun içinde içine katılır. Şeyin içine. Böyle kavrulur, yufka aralarına katılıp kızartılır. Yani tavada kızartılır, böreği yapılır, tavada. İşte onu da çok seviyorum. Tabii ama o kilo aldıranlardan. Zaten diyetisine gidince bütün yediklerime çok dikkat etmem gerekecek. Yediklerim hep şey olması gerekecek. Hani hamur işi olmaması gerekecek. Zaten hamur işinden bana bir dilim kara ekmek verecek. Siyah ekmek. Sadece bir dilim siyah ekmek olacak. Başka da yok. İşte bakın işte. Ben şimdi bunu yiyeceğim. Heh. Aynen ekmek banarak bir tane kara ekmeğim var. Şey ince dilim. Onunla ekmek banarak bu şekilde bunu yiyeceğim. Çok güzel oluyor. Belki unutanlar vardır. Çünkü daha önce yapmış olanlar çoktur bunu. Ama unutanlar vardır. Ben de hatırlatayım. Çayımız da hazır. Ben tek demlikte içiyorum. Evet ben bu kadar içeceğim. Demek istediğim canlarım yani
fazla kalabalık olup da canımı yakacaklarsa, hani düşmanlarım beni oradan buradan rahatsız edip canımı yakacaklarsa onların olmaması daha iyi. Sürekli engelliyorum. Sürekli engelliyorum. Çünkü ot gibi bitiyorlar. Daha önce yoklardı ha. Sadece saçımı açtım diyorlar. Bu kadar saç karşıtı olamaması lazım. Çünkü ülkeyi ikiye bu tür insanlar böler. Çünkü bu insanların kapalı olduğu kadar açık insanları da var. Bunlara saygı duymak zorundalar. Biz nasıl saygı duyuyorsak, bizim tamam dinimiz odur ama herkeste hürdür, hür iradesi vardır. Ve herkes kendinden sorulur. Koyun koyun bacağından asılır, keçi keçi bacağından. Kimse kimsenin de mezarını da dolduracak da değil. Tamam ben mesela yaşamı söyledim, harbiyim. Ben her zaman harbi oldum, harbi geldim karşınıza. Yaşamı söyledim, söylemesem nereden bileceksiniz? 42, 43 diyeceksiniz ya da 45 diyeceksiniz. Nereden? Ha 45 ile 50'nin arasında ne var? Hiçbir şey. Ama unutmayın ki canlarım. Bu yaş meselesi şey. Yaş meselesi yaş yani. Yaş ha. Neden yaş oldu? Çünkü artık ben Seda Sayan'ın ta yani belki Seda Sayan benim doğduğumu tabii ki şey yapar. Yani düşün kaç yaşında kadın? Hala bakımlı, hala kendinde. Bir zamanlar ben de bir sanat yapmışım. Ben de sahne tozu yani yutmuşum. Yutmuş bir insanım. İçimde de duygusallık da var. İçimde her yörenin kültürünü de almışım. Bir zaman gelir belki gene kapanma zamanım olur. Çünkü Allah verecek onu. Onu yüreğe Allah verecek. Ama dediğim gibi kimse kimseyi hor görmemeli, yaptığı şeyle saygı duymalı. Çünkü ben burada kötü bir şey yapmıyorum. Kötü bir şey yapmıyorum, inanın. Yaptığım ortada. Kötü hiçbir şey yapmıyorum. Burada aynı gördüğünüz aynı Esra'yı. Arka planda da aynı Esra'yı. Kötü hiçbir şeyim yok. O yüzden biraz insanlar... O kişiler eksik olsun daha iyi. Çünkü onlar sokmak için, yılan gibi sokmak için geliyorlar. Onlar elinde farkında huzur bulamıyorlar. Başkasına, peki sen bu kadar şeydi, benim canımı yaktın, nasıl yaktın? Tamam, dinine düşkünsün, bu kadar kapalıydın. Oraya yazdım, ben sizden, hani ya beni farklı gördüm, ben şey oldum hani açılınca. Sen o kadar canımı nasıl yaktın? Bir Müslüman'da o canı yakmak var mı? Nasıl yaptın? Onun bir vicdanla istedim. Onlara diyorum. O yüzden çok olacağı az olsun, böyle olsun. Gözlerim benim. Ay biber yaptım bu sefer de biber soğan. Ay. Gözlerim yandı. Ya da ağlamak mı istiyor gözlerim? Onu da bilmiyorum. Yani ağlamak istiyor galiba. Çünkü sürekli gözüm... Ya bugünlerde biraz daha duygusalım biliyor musunuz? Bilmiyorum neden. Sürekli bir şey görüyorum, hicikme geliyor içimden, ağlayasım geliyor. Şarkı söylesem ağlayasım geliyor. Bir şey konuşurken ağlayasım geliyor. Bilmiyorum, bugünlerde biraz duygusalım ben. Biraz. Kendime bakıp da biraz kendime gelmem gerekiyor. Çünkü duygularım çok kabarık, çok yoğun. Neyse canlarım, hepinizi çok seviyorum bu duygularla. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bazen birileri için bir şeyler yaparsın da. Hani öyle bir duygu içimdeki. Böyle duygularım çok yoğun. Bir şeyler yaparsın da değmez ya. Değmediğini görürsün ya. Hatta taşlanırsın, linç edilirsin ama değmediğini de görürsün ya. Bu çok acı bir şey. Biraz da duygu yoğunluğum belki de ne bileyim ondan yani anladınız siz ya. Kızım, kızım kırıkla mı uğraşayım kızım? Kızım kırıkla mı uğraşayım kızım? Bakayım, içine bakayım. Ne var içinde? Yukarı çıktı, içine bak da aşağı indi. Ne var bak hep koklayarak gidiyor.